Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ülkemizde kadınlar seçme seçilme hakkı gibi birçok hakka sahip oldu. Bu gurur verici kanundan sonra kadınlar ailenin sadece evle ilgilenen ve çocuk bakımını üstlenen konumunun dışına çıkarak birçok meslekte kendilerine yer edinmeye başladı. Bu videomuzda Türkiye'de belirli mesleklerin ilkleri olan 20 Türk kadınını inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler. 1 numara Süreyya Ağoğlu. Süreyya Ağoğlu, hukuk fakültesine başvuran ilk kız öğrenci olarak fakültenin kız öğrencileri açılmasında öncü rol oynadı. Beraberinde iki kız arkadaşını, Melda ve Bedia hanımları da okula getirip fakültenin kız öğrencileri açılmasını sağladı. 1925'te fakülteden mezun olduktan sonra Ankara'da Şurayi Devlet Tanzimat Dairesi'nde çalıştı. 5 Aralık 1927'de Ankara Barosu'na kaydoldu. 1928'de serbest avukatlık ruhsatını alarak Türkiye'nin ilk kadın avukatı unvanının sahibi oldu ve hayatı boyunca avukatlık mesleğini sürdürdü. 2 numara Jale İnan. Uzun yıllar devam eden programlı kazılarla Perge ve Sida antik kentlerinin gün ışığına çıkartılmasına emek verdi. Çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Sida müzelerinin kurulmasını sağladı. Programlı kazıların dışında tarihi eser kaçakçılığına karşı çeşitli kurtarma kazıları gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk arkeologlarından Aziz Oga'nın kızı, zamanın önde gelen bilim insanlarından Mustafa İnan'ın eşi olan Jale İnan, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu unvanını eline aldı. 3 numara Türkan Akyol. Türkan Akyol, 12 Mart 1971 Silahlı Kuvvetler Muhtırası'nın ardından 19 Mart'ta Nihat Erim'in kurduğu 33. hükümette Sağlık Bakanı olarak görev aldı. Bu sayede ilk kadın bakanımız oldu. 1993 yılında Tansu Çiller'in kurduğu 50. hükümette DYP-SHP koalisyonunda SHP milletvekili olarak bakanlık yaptı. Bunların yanı sıra üniversite rektörü olan Türkan Akyol, Türkiye'nin ilk kadın üniversite rektörü unvanının da sahibi oldu. Anlayacağınız bir kadında iki ilk. 4 numara Safiye Ali. Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli hizmetleriyle tanınmış bir ailenin kızı olan Safiye Ali, İstanbul'da Robert Koleji'ni bitirdikten sonra maddi güçlüklere rağmen Almanya'da tıp eğitimi aldı. Böylece Türkiye'nin ilk kadın doktoru oldu. Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası yaralıları iyileştirdi. Türkiye'ye dönmesinin ardından yakalandığı kanser sonucu maalesef hayatını kaybetti. 5 numara Tansu Çiller. Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı Tansu Çiller, başbakanlığının ardından devlette birçok görevde yer aldı. Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görev yapan Tansu Çiller, ayrıca 1993 ile 2002 yılları arasında Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı yaptı ve Türk siyasi tarihindeki yerini aldı. İlk kadın başbakanı unvanını elinde tutan Tansu Çiller'in döneminde Türkiye maalesef birçok ekonomik sıkıntı yaşadı. 6 numara Filiz Dinçmen. Ankara Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra 1960 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Filiz Dinçmen, 1968-1970 yılları arasında Türkiye Tarhan Konsolosluğu'nda görev aldı. 1982 yılında Hollanda Lahey Büyükelçiliği görevine getirilerek Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi unvanını aldı ve 1984 yılında Strasbourg'da Avrupa Konseyi Türkiye Daimi Temsilcisi görevine getirildi. 7 numara Feriha Sanerk. Feriha Sanerk, 1941'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne ilk kız öğrenci olarak girdi. Kaymakamlık kursunu bitirmesine karşın cinsiyeti nedeniyle kaymakam olma isteği geri çevrilince Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Komiser muavini olarak göreve başladı. 1953'te Emniyet Müdürü rütbesine yükselmesine karşın kadın olduğu için ataması gerçekleştirilmedi. Olayı yargıya taşıdı ve kazanarak aynı yıl göreve atandı. Bu sayede Türkiye'nin ilk kadın emniyet müdürü oldu. Feriha Sanerk 1974 yılında emekliye ayrıldı. 8 numara Sabiha Bengütaş. Sabiha Bengütaş, liseyi bitirmeden 1920'de bugünkü adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Sanayi-i Nefisi Mektebi'nin resim bölümüne girdi. Bir yıl okuduktan sonra bölüm değiştirerek heykel bölümündeki 3 erkek öğrenci arasına giren ilk kız öğrenci oldu. Öğrenciler arasında açılan sınavda birinci olarak Prix Roma'yı kazandı ve yurt dışına gitme hakkına sahip oldu. Roma Güzel Sanatlar Akademisi'nde Profesör Luppi Atölyesi'nde öğrenim gördü ve Türkiye'nin ilk kadın heykel
heykeltıraşı oldu. Daha sonra Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nı yapan ünlü İtalyan heykeltıraşı Pietro Canonica'nın asistanı oldu ve onunla birlikte İtalya'ya giderek 18 ay atölyesinde çalıştı. 9 numara Leman Altınçekiç. Leman Altınçekiç, liseyi bitirdiği yıl Türk Kuşu İnönü tesislerinde plenör eğitimi aldı. Hemen ardından Türk Kuşu Motorlu Okulu'na öğretmen adayı olarak katıldı. 1954 yılında silahlı kuvvetlere kadınların da alınması ile ilgili karar çıkınca İzmir Hava Harp Okulu'na başvurdu ve Ekim 1955'te burada eğitime başladı. Pervaneli uçaklar eğitimini tamamlayarak 30 Ağustos 1957'de mezun oldu. Daha hızlı ve daha yüksekten uçmak arzusuyla jet pilotu eğitimi almak istedi. Ağustos 1958'de Eskişehir'deki jet eğitim filosuna katıldı ve kısa sürede eğitimini başarıyla tamamladı. Leman Altınçekiç, Türkiye'nin de NATO kuvvetlerinin de ilk ve uzun zaman boyunca tek kadın jet pilotu olmuştur. 10 numara Semiha Es. Ünlü gazeteci Hikmet Feridun Es'in eşi olan Semiha Es'in fotoğrafa olan ilgisi eşinin röportaj seyahatleri sebebiyle başladı. Eşiyle birlikte gittiği Kore'de Hürriyet gazetesi savaşın görüntülenmesi için Semiha Es'i görevlendirdi. Bu sayede dünyanın ve Türkiye'nin ilk kadın savaş muhabiri, ayrıca Türkiye'nin de ilk kadın fotoğrafçısı oldu. 11 numara Semiha Berksoy. Semiha Berksoy, Güzel Sanatlar Akademisi, Namık İsmail Atölyesi, Resim ve Tiyatro Okulu'nda ve İstanbul Konservatuvarı'nda eğitim aldı. Daha sonra devlet bursu ile Almanya'da Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera bölümünde eğitim aldı ve birinci olarak bitirdi. Opera kariyerine 1934'te başlamış olan Semiha Berksoy, Türkiye, Almanya ve Portekiz'de sahneye çıktı. 1939'da Richard Strauss'un operasındaki rolüyle Avrupa'da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı oldu. Semiha Berksoy ayrıca Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısıdır. 12 numara Lale Orta. Lale Orta, Türk futbol oyuncusu, antrenör ve teknik direktörüdür. Ayrıca Türkiye'de futbol üzerine doktora yapan tek kadındır. Avrupa'nın ve Türkiye'nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi. Ayrıca Türkiye'nin ilk kadın futbol takımı olan Dostluk Spor'da kalecilik ve kaptanlık yapmıştır. Lale Orta, Türkiye'nin profesyonel futbol liglerinde antrenörlük ve teknik direktörlük yapabilme diplomasını alarak Türkiye'deki ilk kadın futbol antrenörü oldu. 2009'dan bu yana da Okan Üniversitesi'nde spor bilimleri bölüm başkanlığı görevini yapıyor. 13 numara Bedriye Tahir Gökmen. Bedriye Tahir Gökmen 1932 yılında Vecihi Uçuş Okulu'nda havacılık eğitimine başladı. Bir yandan memurluk yaparken bir yandan uçuş eğitimlerini sürdürdü. 1933'te brevi aldı. Havacılık uğraşı yüzünden çok fazla tepki ve engellemelerle karşılaştı. Havacılık ile uğraştığı için maaşından ceza kesildi. Sonunda işinden kovuldu. Her şeye rağmen asla vazgeçmeyen Bedriye Tahir Gökmen Türkiye'nin ilk pilotu oldu. 14 numara Emel Gazi Mihal. Türkiye'nin ilk kadın radyo spikeri Emel Gazi Mihal, 1937'de başladığı spikerlik yıllarında Ankara Radyosu'nda çalıştı. BBC Türkçe'nin ilk sunucularından Emel Gazi Mihal, savaş yıllarında BBC Türkçe ile farklı cephelerdeki son gelişmeleri aktaran radyo spikeriydi. Türkiye'nin ilk kadın radyo spikeri Emel Gazi Mihal, 1998'de hayatını kaybetti. 15 numara Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen, 1935'te Türk Kuşu'nun açılış töreninde yapılan planör gösterilerinden etkilenerek havacılığa ilgi duymaya başladı. Atatürk'ün de destek vermesiyle 1935'te Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi. Ankara'da yüksek planörcülük brevelerini aldı. Sabiha Gökçen, 7 erkek öğrenciyle birlikte Kırım'a gönderilerek 6 aylık yüksek planörcülük eğitimini Koktebel Yüksek Planör Okulu'nda tamamladı. 25 Şubat 1936'da ilk defa motorlu uçak ile uçmaya başladı. Sabiha Gökçen Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu oldu. 16 numara Nuran Devrez. Nuran Devrez, TED Ankara Koleji'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Fizyolojisi bölümünde eğitim aldı. Üniversite eğitimi sırasında TRT'nin spikerlik sınavını kazandı. Nuran Devrez, 31 Ocak 1968'de TRT'nin Ankara'daki deneme mahiyetindeki ilk televizyon yayınının spikerliğini gerçekleştirdi. Bu sayede Türkiye'nin ilk kadın televizyon spikeri oldu. 1980'lerin sonundan itibaren senaristlik yapan Devrez, Bir Aşk Uğruna, Evdeki Yabancı, Savunma, Marziye, Bize Ne Oldu, Cinlerle Periler, Kara Melek, Melekler Adası, Sahte Prenses gibi pek çok ünlü televizyon dizisinin senaryosuna imza attı.
17 numara Afife Jale. Afife Jale 13 Nisan 1919 tarihinde Hüseyin Suat'ın Yamalar adlı oyununda Emel rolüyle ilk kez sahneye çıktı. Asıl ismi Afife olan sanatçı bu oyunda Jale takma ismini kullanmış ve daha sonraları Afife Jale adıyla anılmaya başlanmıştı. O dönemki Dahiliye Nezareti, şimdinin İçişleri Bakanlığı yayınladığı bir bildiriyle Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkmasını yasaklamıştı. 1923'te Atatürk'ün emriyle Müslüman Türk kadınları sahneye çıkabilmeye başladı. Bu sayede Afife Jale, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Türk kadın tiyatro oyuncusu oldu. 18 numara Selma Rıza. Selma Rıza, diplomat Ali Rıza Bey ile sonradan Müslüman olup Naile adını alan Avustralyalı bir annenin kızıdır. Selma Rıza evde özel ders alarak yetiştirildi. Ailesinden gizlice İstanbul'dan kaçarak Paris'teki abisinin yanına gitti ve eğitimini Sorbonne Üniversitesi'nde sürdürdü. Paris'te bulunduğu sırada İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. Cemiyetin tek kadın üyesiydi. Fransızca olarak yayımlanan Meşveret gazetesinde ve Türkçe olarak yayımlanan Şurayı Ümmet gazetesinde çalıştı. Paris yıllarındaki çalışmaları ile Selma Rıza ilk Türk kadın gazeteci unvanının sahibi oldu. 19 numara Sabriye Aydemir. Sabriye Aydemir ilkokulu İnebolu'da, orta öğrenimini ise Erenköy Kız Lisesi'nde 1933'te tamamladı. Tıp fakültesine giderek doktor olmayı planlarken o sene ilk olarak veteriner fakültesine kız öğrencilerin alınacağını öğrendi. Hayvanlara olan sevgisi nedeniyle veteriner hekimliği tercih etti. 5 yıl fakültede okuduktan sonra 1937 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Böylece Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekimi oldu. Mezuniyetinden sonra Ankara Refik Say Hıfzı Sıha Enstitüsü'nde bakteriyoloji dalında asistan olarak 5 yıl daha çalıştı. Bu şekilde bakteriyoloji mütehassısı, yani bakteriyoloji uzmanı unvanına da sahip oldu. 20 numara Lale Aytaman. Lale Aytaman, İstanbul Avusturya Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1962'de Phoenix, Arizona'da APS Öğrenci Değişimi Programı'na katıldı. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu ve Hamburg'da Alman Dili ve Edebiyatı doktorası yaptı. Ankara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak Almanca dersler verdi. 6 Temmuz 1991 tarihinde Muğla Valiliği görevine getirildi ve bu görevi 1995 yılına kadar sürdürerek Türkiye'nin ilk kadın valisi oldu. Birçok noktasında azim gördüğümüz, çoğumuza ilham olacak iş dünyasındaki Türk kadınlarının ilklerini incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.